Türk milleti peş peşe gelen acı ve kara haberlerle sarsılmaktadır. Felaket ve musibetler Türkiye'yi çembere almakta, köşeye sıkıştırmaktadır. Yıkım ve çözülme projelerine bel bağlayan müzakere ortakları ülkemizi kanlı bir mecraya el birliğiyle taşımışlardır. Süreç ihanetiyle derlenip toparlanan, silahlanıp militan takviyesi yapan kiralık cinayet örgütü PKK tam bir ölüm ve şiddet makinesine dönüşmüştür. Artık sözün bittiği, her türlü mazeretin tükendiği noktaya kayıplar eşliğinde gelinmiştir. Terör Türkiye'yi acımasızca vurmakta, Türk milletine ağır bir fatura çıkarmaktadır. Bugün Siirt-Pervari yol emniyeti için görevlendirilen Türk silahlı kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hain saldırı yüreklere ateş düşürmüştür bu kapsamda daha önceden yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların bölücü PKK'lı caniler tarafından patlatılması sonucunda 8 kahraman Mehmetçik şehit düşmüştür. Milletimizi kedere ve hüzne boğan bu menfur terör eyleminden dolayı öfkemiz sınırsız, üzüntümüz tarifsizdir. Dün Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda hainlerin dört vatan evladımızı şehit etmesinin yankı ve sızısı çok taze iken, bugün alınan vahim haberlerle milli vicdan bir kez daha yanmıştır. Yaklaşık bir aylık sürede 56'sı polis ve asker, birisi de köy korucusu olmak üzere 57 güvenlik görevlimiz şehit edilmiştir. Ancak savaş şartlarında görülebilecek bu kayıpların sorumluları bir yanda AKP, diğer yanda ise PKK terör örgütü olduğu kuşkuya yer bırakmayacak derecede ortadadır. Teröre verilen her taviz şehadet ve gözyaşı olarak geri dönmüştür. 57 vatan evladının kanı Oslo'dan İmralı'ya kadar pazarlık yapan şeref ve namus yoksunlarının üzerine sıçramıştır. Çözülme süreci Türkiye'yi terörün kucağına itmiştir. Nitekim Türkiye'nin bir bölgesi yönetilemez hale gelmiştir. Devlet doğu ve güneydoğu'da güvenlik ve kontrolü kaybetmiştir. PKK alan hakimiyeti kurduğu psikolojik üstünlük sağladığı bölgeleri hem genişletip hem de derinleştirirken Erdoğan ve yandaşları iktidar oyunlarıyla terörün değirmenine su taşımışlardır. Farklı il ve ilçelerde sözde özertik ilanlarının sabırları zorlaması şöyle dursun, Türkiye'nin devlet aklına, egemenlik haklarına, hükmü şahsiyetine alenen meydan okuyan bir süreç devreye alınmıştır yaşananlar kabus gibidir hiçbir merhamet duygusu taşımayan insanlıktan en ufak nasibini almamış olan katiller türk milletine ölüm yağdırmaktadır kurnazlık yapıp çözümü buzdolabına alarak zaman ve zemin kazanmakla oyalanan işbirlikçiler suçludur Bölücülüğün sırtını sıvazlayıp PKK'nın açık veya örtülü propagandasını yapan sözde yazar, gazeteci, artist, siyasetçi, sermaye sahibi, akademisyen ve sivil toplum örgütü mensupları suçludur. İmralı canisini parlatıp imajını yenileme densizliğine tevessül ederek Kürt kökenli kardeşlerimizin lideri yapmak için çırpınan köksüz ve kimliksizler suçludur. Devletin içine yuvalanmış fakat milli menfaatlere aykırı hareket ederek PKK'nın silahlanmasını, provokasyonlarını korkakça ve kahredici bir pısırıkla izleyen çürümüşler suçludur. Türkiye kefe biçip milleti 36'ya ayırmak üstahlığını siyaset zanneden teslimiyetçiler de işlenen suçlara, dökülen kanlara ortaktır. Türkiye'nin bugünkü şart ve ortamında seçime gitmesi iç savaşın fitilini ateşleyebilecektir. Bu itibarla seçimlerin yenilenmesi hususu mutlaka gözden geçirilmeli ilaveten Türkiye sağlıklı ve istikrarlı güvenlik şartlarına kavuşturulmalıdır. Tehdit haddinden fazladır. Sarayda kurulan kürsülerde zehir kusan, nefret yağdıran, iktidar hesaplarıyla tarafsızlığını ve meşruiyetini ahlaken kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın terörün artan ve azan tablosundaki payı azımsanamayacak düzeydedir. Analar ağlamayacak tezinden ne mutlu şehit anaları aşamasına gelen şehit tabutunun başında yüzü kızarmadan hamaset nutukları atan Erdoğan'ın günahı büyüktür. Öcalan ve Erdoğan'ın kurduğu pazarlık masaları ocakları söndürmüştür. AKP-HDP-PKK dayanışması ve münasebeti analarımızın feryadına yol açmıştır. Bu acıklı ama açık gerçekleri aziz milletimiz mutlaka idrak etmelidir muhtarlarla mutat hale gelen toplantıları muhalefete hakaret ve kutuplaşmayı yaygınlaştırma seanslarına çeviren Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı tartışmalı hale gelmiştir. Erdoğan badiresi ve kumpası çizmeyi aşmıştır. Türkiye Erdoğan ve PKK'nın iki taraflı daralan fiili durumuyla ateş altına alınmıştır. Ya bu kuşatma yarılacak ya da Türkiye'miz paramparça olacaktır. AKP'nin vatan sevgisiyle vicdanları mühürlenmiş değerli milletvekilleri bu gidişatı mutlaka sorgulamalı ülke ve millet bekası için harekete geçmelidir. Bu çerçevede en başta Sayın Ahmet Davutoğlu'na büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye kavrulup yangın yerine dönmüşken hala iktidar çetelesi tutmak, hala siyasi hedef peşinde koşmak geleceğimizi karanlığa havale etmekten farksızdır. Terörün zirve yaptığı şu günkü şartlarda Milli Güvenlik Kurulu olağanüstü toplanmalıdır. Ayrıca anayasanın 122. maddesine uygun olacak şekilde şiddet ve dehşet manzaralarının olduğu il ve ilçeleri de kapsayacak ölçüde ülkemizin bir bölümünü mutlaka sıkı yönetim tedbirleriyle emniyete almak zorunludur. Bunun nasıl olacağı ise anayasanın meskur maddesinde ayrıntısıyla belirtilmiştir. Sıkı yönetim ilanı geciktirildiği takdirde veya ertelenmesi halinde Türkiye baştan ayağa teröristlerin düşmanlıklarına yoğun olarak sahne olacaktır. Bunun sonucundaysa kanlı bir iç savaş kaçınılmaz olarak gündeme gelebilecek. Sonuçta Türk milleti bizzat devreye girerek meşru mütafada bulunabilecektir. Herkes ayağını denk almalıdır. Türkiye'nin 3-5 soysuza boyun eğmesi, küresel ve bölgesel güçlerin maşası olan hainlere göz yumarak teslim olması ham bir ayaldir. Öncelikle seçim gündeminin çok acil geri plana atılmasının yanında devlet ve milletin el ele vererek bugünkü karanlığı aşması için yol ve çareler üretilmelidir. Türkiye elimizden kayıp gitmektedir. Terör 78 milyon Türk vatandaşını hedef almış, varlığımızı ve birliğimizi sabote etmek için pusuya yatmıştır kaybedecek vakit yoktur çünkü başka bir türkiye olmadığı gibi sığınacağımız gideceğimiz göç edeceğimiz başka bir vatan coğrafyası da olamayacaktır Siirt pervaride hayatlarını kaybeden evlatlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ve terörü lanetliyor. Teröristlerin bunlara destek veren vatansızların PKK'ya sırtını dayayan silahsız militanların amaçlarına ulaşamayacağını bir kez daha çok kararlı ve güçlü bir şekilde duyuruyorum.